Bize nefsi anlatır mısınız? Nefs nedir? Nefs içimizde bir yaratılmıştır. Bir varlıktır aslında. Öyle bir varlık ki asla iyiliği, güzelliği istemez. Hep kötülüğü, fenalığı ister. Kişiyi de bu şekilde ona empoze etmek için, öğretmek için, onu yaptırmak için tabiri caizse devamlı baskı kurar. Şanlı Peygamber Efendimiz 3 savaşını kazanıp Mekke'ye yakınlarına geldiğinde ordusu dinlenirken diyor ki onlara, şimdi büyük cihata gidiyoruz. O da nefiste olan cihattır diyor. Nefs o kadar kötü, o kadar acımasızdır ki hiçbir zaman için laf dinlemez, söz dinlemez. Onun yaratılış gayesi içimizde budur. İnsanda iki varlık vardır. Biz hep insanın bedeni olarak düşünüyoruz. O beden içerisinde iki varlık vardır. Birisi nefs, devamlı kötülüğü isteyen, hatta emreden. Bir diğeri de ruh. Allah'ın nurundan yaratılmış, Allah'ın bir zerresi olan ruh var içimizde. Biz bu dünyaya yaratılış gayemizde evlenmek, çocuk sahibi olmak, iş, aş sahibi olmak için değil. Biz marifet dünyasına göre bunlar dışı. İçi ise ruhumuzu büyütmeye, onu yüceltmeye, nefsimizi ezmeye geldik bu dünyaya. Nefs nedir? Nefs mutlaka bir hayvan sıfatıyla sıfatlandırılmıştır. İnsan ruhu iyiliğe yatkın olduğu için aslında dönmek ister her şey. Her şey aslında dönecektir diyor Kur'an'da Rabbim. Ruh asıl sahip olan Allah'a yönelmek istediğinde nefs onu öteler, geri bırakır ve ondan uzaklaştırmaya çalışır. Burada iki savaş vardır içimizde. Biri nefs, biri ruh. Akıl ortadadır. İlk başlarında nefsten yanadır. Marifette yol almaya başladığında, ruhun geceleri ders almaya gidip geldiğinde, ruhun ne kadar büyümeye başladığında, nefsin tam tersi küçülüp ezilmeye başladığında, akıl düne kadar nefsin yanında iken şimdi ruhun yanında olmaya başlar. Bu da kişide güzellikleri başlatır. Allah'ın ahlakıyla, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya başlar insan. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, kendi hayatını düzene sokar. Kendisi Allah'ta kendisinden istemediklerini yapmaz, istediklerini yapar hale gelir. İşte kulda bir güzellik başlar. Bu da ruhun tekamül etmesini, gelişmesini sağlar. Ama sorumuz nefs olduğu için nefsi biraz daha açalım. Nefs mutlaka bir hayvan sıfatıyla sıfatlandırılmıştır. Amaç şudur. Bu hayvanın kötü özellikleri senin nefsinde var. Sen ey akıl sahibi nefsini bilirsen, nefsin ne olduğunu anlarsan, onunla onu düzeltmek için mücadele etmek zorundasın. Yoksa nefsi elimize bir bıçak ya da silah alıp köşe başında kıstıralım vuralım anlamı çıkmıyor. Nefs ölümsüz, ruh da ölümsüz. Bizim amacımız bu dünyada ruhu yüceltmek, nefsi ezmek. Peki nefsi nasıl bileceğiz? Peygamber Efendimiz soruyor. Nefsini bilen Rabbini bilir. İşte bir kez daha bilerek ya da bilmeyerek, kabul etseler de etmeseler de üveysliğe gelmek zorunda insanlar. Zikrinizin içerisinde tevhid yoksa nefsinizi asla göremezsiniz, asla bilemezsiniz. Esmalarla, Allah'ın 99 esmasıyla, sıfatlarıyla sizler ve bizler asla yüzlerce yıl bunu okusak asla nefsimizi bilemeyiz. Nefsini bilen Rabbini bildi. O zaman Şanlı Peygamber Efendimiz burada bize bir şifre veriyor. Nefsini bildirilen yol doğrudur. Eğer sen nefsini bilebildi isen gittiğin yol kesinlikle doğrudur. O yolun sonunda Rabbe vuslat vardır. Şebaruz vardır. Birle bir olma vardır. Yol doğrudur. O zaman o yol gittiğin yol sırat-ı müstakimdir.